Next Blog Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Kuşadası'nın incisi dediğimiz Güzelçamlı'ya geldik. Güzelçamlı sizler için 1300 metrekare arsa içinde 90 metrekare özel havuzlu, jacuzzili, dalga havuzu olan böyle çok güzel bir çimleri olan çok güzel bir malikane tanıtmaya geldik. Zaten dışarıda aşağı yukarı 5-6 araçlık bir otoparkımız mevcut. Burada Mobese kameramıza kadar her şeyimiz mevcut. Güzel bir eskitme ahşap kapıdan içeri giriş yapıyoruz. Hızlı bir şekilde evi tanıtmak istiyorum çünkü ev çok güzel Erkan. Devam ediyoruz. Evet, evimizin içine girer girmez bu ışıklandırmalar sensörlü. Burada isterseniz bir güvenlik kulübesi yaptırmışlar. Ya tabii şu an havuzun malzemeleri, çim biçme makinesi falan duruyor içinde. Ama dilerseniz böyle bir eve sahip olduğunuzda buraya bir güvenlik koyabilirsiniz. Burada eski tren ahşapları var, biliyorsunuzdur bunları. Bunlar özel olarak alınıyor. Böyle bir yürüme yolu yapılmış. Bu şekilde yürüyerek evimize gidebiliyoruz. Ben size evimizin dışını tanıtmak istiyorum. Burada aşağı yukarı sol tarafımızda nereden baksanız bir 500 metrekarelik bir kullanım alanı var. Orada bir veranda var. Verandamızda hatta ev sahibimiz var. Ev sahibimiz arkadaşlarıyla orada bir hoş sohbet ediyorlar. Onlar da birbirlerine evi tanıtıyorlar. Biz de devam edelim. Bu şekilde Erkan devam et. Gel böyle. Ya çimlerde şu ayakkabılarımı çıkarmak istiyorum ya Erkan. Harbiden çok güzel ya. Ben çıkaracağım abi ya. Evet. Burada 90 metrekarelik bir özel havuz var. Özel havuzda şurada gördüğün gibi jacuzzi sistemi var. Ve motoru mevcut. Dalga havuzu. Yakından gösterebilirsin onu. Dalga havuzu yapıyor. Karşılama yapıyor sana. Ayrıyeten ahşap verandamız var orada. 40 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Hani bir barbekü, kenarda barbekümüz var. Barbekünü yaptıktan sonra orada misafirlerini ağırlayabilirsin. Ve havuzdan çıktıktan sonra orada yemeni içmeni yapabilirsin. Zaten çam ağaçlarıyla kaplı görüyorsun. Bunların büyümesi seneler almış. Kullanım alanı çok büyük ve arka tarafı da var buranın Erkan. Arka tarafını da anlatacağız. Şurada şu açıya gelmeni istiyorum Erkan. Neden dersen şurada 490 yıllık bir çınar ağacı var. Bu ağaç kesilmemiş. Ve kökü de orada bak. Direkt ön balkonumuzdan çıkış yapabiliyoruz. Kökünün büyüklüğünü görüyorsun değil mi? Aşağı yukarı nereden baksan yani 3 metrenin daha da üzerinde bir kökü mevcut. Buradan dışını da anlatmak istiyorum hazır buraya gelmişken. Bitlis ahlat taşı diyorlar bunlara. Özel olarak Bitlis'ten ahlattan getirilmiş bu taşları döşemek için. Özel bir firma ile anlaşıp özel elemanlarla yapılmış burası. Bu taşların özelliği ne dersen bana, bunlar yazın sıcağı geçirmiyorlar, kışında soğuğu almıyor. Zaten her açılır penceremizin hepsi alüminyumdur. Hepsinde sineklik ve elektrikli panjur sistemimiz mevcut. Ayrıca evin hem giriş kapısı olmak üzere hem havuz verandası olmak üzere arka cephede de aynı şekilde evin dört bir yanı kameralarla izleniliyor. Erkan, buradan ben yavaş yavaş arka tarafa geçip ondan sonra da metrekareleri söylemek istiyorum sana. Şöyle devam edelim. Evimizin etrafında bir dönelim. Burada yine aynı şekilde giriş kapımıza girmeden önce ahşaplarla kapatılmış. Yağmur falan yağdığında rahat rahat ayakkabını giyip çıkarabileceğin çok güzel bir alan yapılmış. Yine aynı şekilde alarm sistemimiz evde tam donanımlı olarak mevcut. Kameralarını göstereceğim birazdan içeri girdiğimizde. Yerden ışıklandırmalar yapılmış. Evin akşam dış cephesi tamamen biliyorsun çok güzel bir görüntü alıyor. Burada normalde aşağı yukarı 380 metrekare yer varmış. Burayı normalde mal sahibi domates, biber, patlıcan bu tarz şeyler ekiyormuş ama bu sene kaldırmış hepsini. Gördüğün gibi limon, portakal,
Burada kayısımız var. Şurada eriğimiz var. Bak burada şeftalimiz var. Burada bütün ceviz de var. Ceviz arka tarafta. Bu kayısı. Dediğim gibi birçok ağaç mevcut. Bunlar tabii büyümüş. Şu an normal sebze meyveyi kaldırmış. Burayı da çimlendiriyorlar kendileri. Bu şekilde arka ön tarafa dönmek istemiyorum. Orada havuzun pompası, elektrik dairesi, su daireleri, o tarz şeyler var. Onları çıkarken en son anlatmak istiyorum. Evet Erkan, bir de burada ağaçlardan ziyade bir artı daha var. Burada ev sahibi olan kişinin yanında bir hizmetlisi olabilir, bir görevlisi olabilir. Onlar için bak burada firmamız, ev sahibimiz. Burada elektrik tesisatı, su tesisatı ve kanalizasyon bağlantısı. Onu da göstermeni istiyorum şurada. Evet, yaklaş. Hepsi mevcut. Aşağı yukarı burada bu bantta şöyle ağaç tarafına kadar 45-50 metrekare büyüklüğünde 1+1, 1+0. Senin yani onların isteğine bağlı artık. Müşterimiz iki katlı bir bungalov tarzında ahşap ister. Ne isterse o tarz bir ev yapılabiliyor burada. O da mümkün. Eğer böyle bir evi sahibi olduğunda 10 günümüzü almaz bunu teslim etmemiz, diyor ev sahibimiz. Bununla ilgili de size kısa bir bilgi vermek istedim. Evimize doğru yol alalım. Evet Erkamcığım, tekrardan merhabalar. Dev bir kapımız var burada. Yandan da açılıyor hem eşyalar rahat girsin diye. Girişte yine bir portmantomuz. Bunların hepsi ağaç. Öncelikle anlatmak istiyorum Erkam sana, hepsi ağaç. Buranın en önemli özelliği diyeyim hatta. Yerleri göstermeni istiyorum. Yerler tik kaplama. Bu tik kaplama için 300 bin dolar verilmiş ve tik kaplamanın bütün cilaları temizliği yapılmış. Tabii olmazsa olmazı. Ve tabanda 130 metrekareye oturuyor net, balkonlar hariç. Üst katla beraber 260 metrekare kullanımı var. Burada girişte hemen bir banyo tuvaletimiz var. Göstermeni istiyorum. Evet. Siyah ağırlıklı fayans kullanılmış. Evet, burada renk olarak renk kontrası yakalanmış. Zaten kapılarımız aynı şekilde tik ağacı. Bunları da yakından çekmeni istiyorum Erkan. Yani tik ağacının kalitesini ve kullanımını bilenler az çok ne demek istediğimizi anlarlar. Burada ben direkt aşağıdaki odaya girmek istiyorum. Aşağıda çift kişilik bir yatak koyulmuş. Bu şekilde gel bana doğru. Açılır pencerelerimizin hepsinde esneklik mevcut. Sen bu tarafa geç, ben de böyle geçeyim. Burada çift kapaklı açılabilen bir dolap yapılmış. Yine aynı şekilde ahşaptan. Burada ahşap ağırlıklı, neden dersen ahşap en çok sevdiği şey ev sahibinin. Ondan dolayı birçok yerde renklerde hep ahşap kullanılmış. Direkt böyle geçelim salona. Salona geçmeden önce şöyle mutfağımızı da tanıtmanı istiyorum. Burada kullanılan ürünler, sadece burada bir tane dolabımız Samsung çift kapaklı yer verilmiş. Geri kalan hepsi Teka'nın ürünleri. Yine aynı şekilde asma yapılmış. Buradan da geçerken şöyle duvar kağıtlarını çekmeni istiyorum Erkan. Evin her tarafında duvar kağıdı kaplı. Güzel bir görüntü yapılmış. Burada çok büyük bir yemek masası koyulmuş. Alanların metrekarelerini tek tek size söyleyemeyeceğim ama tabanda dediğim gibi net olarak 130 metrekareye oturuyor. Şurada bir şöminemiz mevcut. Şöminemizi de gösterelim Erkan. Bu şöminemiz çift taraflı da açılabiliyor. İsterseniz böyle asansörlü, isterseniz kapağı açılabiliyor. İki amaçlı da kullanılabilir. Şöyle L koltuk yapılmış ama L koltuğun büyüklüğünü siz görün. Haddinden fazla büyük bir L koltuk yapılmış. Orada yine çift kişilik bir berjer. Şurada çift kişilik ayrı ayrı koyulmuş hep takımlar var. Nasıl? Çok büyük değil mi? Yine büyük Alaska'nın kliması var. Bu klima alt tarafı tamamen serinletiyor. Ama bunu kullanmıyoruz. Çünkü bu evin özelliği var demiştim ya size. Bu dışarıdaki taşın özelliği, ahlat taşının özelliği. Bu ev şu an buz gibi. Şu an yazın 32 derece dışarıda hava. Ama şu an ev nasıl? Buz gibi. Serin. Çünkü iklimlenmeyi kendi hallediyor gibi bir şey düşünün.
Buradan da yavaş yavaş kameraları gösterdikten sonra yukarıya doğru çıkmak istiyorum Erkan. Bu da dışarının kameraları. Çekimleri biz buradan izleyebiliyoruz. Havuzu. Hepsini göstermeni istiyorum. Merdiven altı yine aynı şekilde ardiye tarzında yapılmış. Ve ahşap merdivenleri göster. Çık ağacının tamamen en güzel örneklerinden biri. Buradan yavaş yavaş çıkıyoruz yukarı. Evet Erkan, üst kata geldik. Üst kat, alt kattan da büyük. Direkt biz istersen sağ taraftaki odayla başlayalım. Aşağı yukarı burada 22 metrekarelik bir oda var. Yine aynı şekilde dediğim gibi bütün evlerimizin açılan pencerelerine sinekliklerimiz, elektrikli panjurlarımız bu şekilde alüminyumlarımız mevcut. Şöyle gösterebilsin, çift kapaklı yine dolabımız gayet de büyük. Burası bir misafir odası olarak kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde karşı tarafta sen böyle oda içine girebilirsin. Yine çift kişilik yapılmış odamızın dolabı. Bu şekilde makyaj dolaplarımız yapılmış. Yine bir odamız mevcut. Buradan çıktığımızda ana alanda burada oturabileceğimiz veya dediğim gibi kumandaları koyabileceğimiz Alman markası. Bak panjurların hepsi Becker'in ürünleri. Hepsinde birinci sınıf kullanılmış. Burada bir odayı iptal edip jacuzzi sistemi yapılmış. Onu istersen göster burada. Sadece tuvalet, jacuzzi ve makyaj dolabı koyulmuş burada. Şu taşlarla beraber bu cam oturtmasını özel olarak yaptırmışlar kendileri. Yine aynı şekilde buradan jalüzilerle kapalı ışıklandırma var. Ama istersen buradan dışarıyı görebiliyorsun. Buradan da çıkalım yavaş yavaş. Diğer odalara geçelim. Burada bir odamız var. Biraz dağınık olduğu için göstermemiz istemedi. Biz diğer odalarımıza geçelim. Kalorifer tesisatımız mevcut. Burada zaten ısı pompası var. Isı pompasıyla istediğiniz gibi ısınabiliyorsunuz. Şurada alttaki gibi 30 metrekarelik bir üst balkonumuz var. Aynı şekilde altta da bu balkondan mevcut. Buradan havuzlu ve verandanızı çok rahat görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Burası ebeveyn banyosu. Nerede diye soracak olursam burada ebeveyn banyosu da mevcut. Çok büyük bir yatak odası var. 32 metrekareydi bu yatak odamız. Şöyle geliyoruz. Giyinme dolaplarından sonra geçiş yapabileceğimiz bir banyo tuvaletimiz var. Bu banyo tuvaleti göstererken ondan sonra da saunamızı gösterelim böyle. Gizli bir bölmede. Böyle sürpriz bir şey yapılmış. Bu tarafa geçersen istersen bir de saunayı al derim ben. Saunayı da şöyle iç boyutunu göster. Derecelerine kadar her şeyi takılmış. Hali hazırda kullanılabilen bir yer. Hatta mal sahibine kullandığı bir yer. Biz çok keyifli bulduk. Değil mi Erkan? Çok keyifli bir evimiz. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir eve sahip olmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Havuzumuz çok büyük. Hatta burada özel olarak bir mangal partisi verip havuzun keyfini çıkartmak istiyoruz. Ev sahibimiz de buna müsaade etti. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir evi tabii sizler, herkes videoyu izleyen herkes umarım elbet hoşuna gidip evet keşke böyle bir eve sahip olsak diyordur. Umarım böyle bir ev sizin olabilir. Yan tarafı Erkan bütün adreslerimize koyuyor. Görüşmek üzere, selamlar diliyorum.